arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel yeleğimizi çalışacağız yeleğimiz bir iki yaş grubu için e, uygun örümcek ve incilerden oluşan güzel bir model çalışması inci ve örümcekle çalışmayı seven arkadaşlarımız için güzel bir alternatif değişiklik olacaktır incilerde çok şık görünmekte evet yeleğimizi örmeye yakamızdan başlıyoruz bu görmüş olduğumuz ilk kutucuklarımızı hazırlayarak daha sonra trabzanlarımızı yerleştiriyoruz trabzanlarımızı yerleştirme işlemini yaptıktan sonra görmüş olduğumuz bu dilimlerin her birinde her sıramızda birer tane artışımızı yapıyoruz ve yeterli ölçüye geldiğimiz zaman ayrım yerine geçiyoruz ve ayrım yerinden önce görmüş olduğumuz gibi birkaç sırada yine örümcekli ve inceli modelimizi uyguluyoruz Evet Şöyle modelimizin ölçüsüne bakalım uzunluğuna. Şöyle baktığım zaman omuzundan en alt kısma 33 buçuk santim uzunluğu gövde genişliğine hemen şöyle bakıyorum gövde genişliğimiz ise 27 santim Evet, yeleğimizi örmek için bir tane ip kullandım ve bir bağda inceyi kullandım. buçuk numaralı da tığımızı kullandım. İpimizi uygun tığları seçerek sizler de yeleğimizi örebilirsiniz. Kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için 2,5 numaralı tığımız ve Nako'nun Lüks Minnoş Beybisi'nin somon renkli ipini kullanıyorum. İpimin bandı olmadığı için e, numarasını veremiyorum ama dilediğiniz marka ve renkteki ürünleri e, kullanabilirsiniz tabii ki. Sadece örmüş olduğumuz ipleri kıyaslamanız adına söylüyoruz yoksa farklı herhangi bir amacımız yok. Ve de sizlerin isteği talebi doğrultusunda söylüyoruz. Evet şimdi zincirimi çekerek Yeleğimin kutucuklarını hazırlıyorum ve yeleğimizin roba kısmına da bu şekilde başlamış oluyoruz. 5 tane zincirimi çekiyorum. Birincisini düğümümü atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Birinci zincirimin içerisine giriyorum. Ve şöyle trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Birinci hazırlamış olduğum yuvayı şöyle ters çeviriyorum sol tarafa doğru tığımın başını doluyorum ve birinci yuvamın içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar örgümü sola doğru çeviriyorum. Bir Trabzanımı örüyorum. 3 tane kutucuğumuzu hazırladık. 1 2 3 zincirimi çekiyorum tekrar kutucuğumu şu şekilde çeviriyorum tığımın başını dolayarak tam yuvaya giriyorum 1 ve 2 1 2 3 tane zincir çekiyorum çeviriyorum tığımın başını dolayarak tekrar bir tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimi çektikten sonra çeviriyorum sol tarafa doğru yuvanın içerisine giriyorum bakınız bu şekilde kutucuklarımız birer birer hazırlanmış oluyor 1 2 3 çeviriyorum ikili trabzanı ördükten sonra hemen zincirimi çekiyorum yönümü çeviriyorum içeri girerek trabzanı örüyorum 1 2 3 çeviriyorum Ve bir tane trabzanımız. Evet bu şekilde bir tane ikili trabzan 3 zincir çekerek toplamda 41 tane kutucuğumuzu hazırlayalım ve görüşelim 41 kutucuğumuzu hazırladık ve şimdi ölçüsüne bakalım şöyle uçtan tutuyorum sadece düzeltiyorum bakınız ucundan diğer tarafa da geliyorum 34 santim diğer ucumuzun ölçüsü şimdi trabzanlarımızı örerek robamızın ilk sırasını başlatalım 2 kutucağı hem bitişteki hem başlangıçtaki iki kutucuğumuza kenar patlarımız örüyoruz. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ilk kutunun içerisine 2 tane trabzan örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımız oldu 1 tane tam ortaya giriyorum 4. 3 tane de diğer tarafa giriyorum. 7 trabzan olarak kenar patlarımızı ayarlıyorum. Şimdi bittikten sonra sayalım. 2, 4, 6 ve 7. Şöyle görelim. 7 tane kenar patımız bu 2 tane trabzan kutucuğunun içerisinde. Ee, şimdi diğer tarafta da aynı şekilde 7 7 olarak kenar patlarımız devam edecek ve aradaki bölümlerimizi örmeye geçelim. Bir tane zincirimi çekiyorum bir kutucuk atlıyorum diğer kutucuğumun içerisine geçiyorum ve trabzanlarımı doldurmaya başlıyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanı birinci kutunun içerisine dolduruyorum hemen başını doluyorum yandaki kutucuğun içerisine de aynı şekilde 3 tane trabzanımı örüyorum 3 trabzan öndeki kutucukta 3 trabzan arkadaki kutucukta toplamda 6 tane trabzanımız ördüm bir kutucuğumuzu atladık bakınız bir zincir çektik bir kutucuk atladık ve 6 tane trabzanımızı ördük iki kutucuğun içerisine bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir kutu aşağıdan atlıyorum diğer kutunun içerisine gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Tekrar tığımın başında doluyorum. Hemen yanındaki kutucuğun içerisine geçiyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle görelim. İki kutucuğun içerisine üçer üçer 6 tane trabzanımızı tamamladık. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bir kutucuğumuzu bir zincirimizi çektikten sonra atlıyorum. Diğer kutunun içerisine geçerek 3 tane trabzanımı ard ardına aynı yuva içerisine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki yuvanın içerisine örüyorum. 1, 2, 3. Toplamda iki kutucuğun içerisine 6 trabzanımızı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane kutucuğu atlıyorum. Diğer yuvanın içerisine girerek 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3 trabzanımızı 6 sayısına tamamlıyoruz. Diğer kutumuza 3 tane trabzan örerek 2 ve 3. Şimdi bakınız bir kutucuk atlıyoruz. 2 kutucuğa 3'er 3'er örerek toplamda 6 tane trabzanımızı örüyoruz ve sıramızın başına kadar örerek gelelim. Son 3 trabzan kalınca tekrar görüşelim. Kutucuklarımızın içerisine üçer üçer toplamda 6 trabzan olarak ördük ve gruplandırmamızı bu şekilde yaptık. Bakınız şöyle gruplandırmamız tamamlandı. Şimdi şöyle yere bırakıyorum ve sayalım. Kenar patımız dahil olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 3 tane kalmıştı bakınız. Buraya da diğer kenar patımı yapacağım. 14 tane grubumuz olacak. İkisi kenar patlarımız. Geri kalan 12'de ise robamızı çalışacağız. Şimdi en son buradaki grubumuzu örelim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Kutucu son iki kutunun içerisine çalışıyoruz. Burada yeleğimize ilik çalışmamızı da yapıyoruz. Şimdi buradaki kutuyu atlıyorum. Diğer kutumun içerisine geliyorum. Bir 2 ve 3 tane trabzanım örüyorum dördüncü trabzanım olarak iliğimi açmak için bir tane zincir çekiyorum burası ileğimin yeri olacak tığımın başını doluyorum diğer tarafa geçiyorum 5 diye sayıyorum dördüncü ilikte 5 6 ve bakınız şuradaki ilk başlangıç yerine batıyorum toplamda 7 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum 7 trabzanımızı yani iliğimizle birlikte çekmiş olduğumuz zincirle 7 trabzanımızı ördük. Kenar patımızı hazırladık. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda robamızın genişlemesi için artışlarımızı yapmaya başlıyoruz. İki kenar patımız dışında bütün 6 olarak ördüğümüz trabzan gruplarımızda her gidişimizde sadece bir yönden artışımızı yapacağız. Bu yönden başlayacağız artışımızı yapmaya. Her bir grubumuz için bir tane artış yapacağız. Her grubumuz için bir artış. Dönüşte tekrar her grubumuz için birer artışımızı yapacağız. Kenar patlarımıza kesinlikle dokunmuyoruz. Artış yapmadan 7'şer trabzan olarak tamamlıyoruz. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek ikinci sırama başlıyorum. Trabzanlarımı birer birer örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Şimdi üçüncü örüyorum bakınız. Dördüncü trabzanımı biraz önceki iliğim için çektiğim bir zincirin altından kavrayarak giriyorum. Ve dört. Bakınız birinci iliğim bu şekilde açıldı. Yandakini örüyorum. Beş, altı ve diğerini örüyorum. Yedi. Yedi kenar trabzanlarımız ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. Ben yanındaki trabzanımı örüyorum ikinci trabzanımı tekrar tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımı bir daha örüyorum ve grubumuzdaki ilk artışımızı yaptık bakınız 6 iken 7 olacak ve grubumuzun diğer trabzanlarını birer birer örüyorum her grupta sadece bir artış onu da ikinci trabzanı iki defa örerek yapıyoruz ve bir tane zincirimi çekiyorum Diğer gruba geçiyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum ve ikinci trabzanımı tekrar örüyorum ve artışımı gerçekleştirmiş oluyorum. İkinci grup için artışımı yaptıktan sonra diğer trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Sadece bakınız her birine birer tane batıyorum. Evet. 6, 7, 7, 7 oldular. Şimdi birer artışımızı yaptık. Her grup kendi içerisinde birer tane artışını aldı. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar birinci trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı aynı yere bir daha girerek tekrar örüyorum. Artışımı üçüncü grup içinde yapmış oluyorum. Diğer trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Tekrar bir zincirin olduğu yerlerde hep bir zincirimizi çekiyoruz. Gruplarımızı bir zincirle ayırıyoruz ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde artışlarımızı yaparak ilerliyoruz ve trabzanımızın olduğu yere kadar örerek gelelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Her sırada bir tane artışımı yaptım. Yani her grupta bir artışımı yaptım. Ve bir zincirimi çektim. 7 tane kenar trabzanı örmek için hazırım. 1, 2 3 4 5 6 ve 7 bakınız en son trabzanımı da örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. örgümün yönünü çeviriyorum ve ikinci sıramı tamamlamış oluyorum. 3 sıramıza başlıyoruz. Kenar patması yine 7 trabzanmızı birer birer örelim. bir tane trabzanımız ördük bakınız 2 4 6 ve 7 şimdi bir tane zincirimi çekiyorum yine bir tane artışımı giderken yapıyorum birinci trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı iki defa örüyorum aynı yere batıyorum ve artışımı yapıyorum tekrar diğerlerini birer birer örerek bu grubumuzu tamamlıyoruz 6 olarak başlamış olduğumuz trabzan sayımızı bakınız 6 7 ve 8'e çıkarıyoruz 2 4 6 ve 8 bir tane zincir çekiyorum tekrar birinci trabzanı örüyorum ikinci trabzanımı iki defa örüyorum bakınız aynı yere batıyorum artışımı yapıyorum diğerlerini ise birer birer örüyorum Ve bu şekilde robamız yeterli ölçüye gelene kadar her sırada birer birer artışımızı yaparak ilerleyelim. Şöyle görelim bakınız her sırada şimdi 8 tane oldu. Bir sıramızı tamamlayalım birkaç sıra daha örelim robamız yeterli olunca görüşelim. Evet robamızı büyüterek geldim toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm. 8 sıramızın hemen ölçü olarak santimine bakalım şu şekilde 8 buçuk santim uzunluğunda şimdi her bir dilimimizde bakınız şöyle her bir dilimimizde birer tane artışımızı yaptık ve görmüş olduğumuz gibi aşağıya genişledi 6 ile başlamıştık 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 en son ördüğümüz trabzan sırası 13 13 13 olarak devam edecek ve aralarında Birer tane zincirimiz var. Şimdi örümcekli modelimizi uygulamaya başlayalım. İncilerimizi şöyle e, ipime geçirdim. Daha önce küçük bir video çekmiştik. Bakmak isteyen arkadaşlarımız fikir olması açısından hiç bilmeyenler e, bakabilirler. Çok kolay bir şekilde ipimizi, incimizi taktım ve hazırlıklarımızı yaptıktan sonra hemen Kenardaki 7 tane patımızı da ördükten sonra trabzanımızı modelimizi buradan itibaren uygulamaya başlayalım. Eğer incimizi takmayan arkadaşımız varsa robadan sonra takmak için bekleten arkadaşlarımız robamızın şuradaki görmüş olduğumuz 7 trabzanı örmeden taksınlar. ipimizin bağlama yerini bu trabzanlarımızın aşağısına gizleyelim ve önümüze herhangi bir engel çıkmadan incilerimizi akıtarak modelimizi koymaya başlayalım. Evet şimdi hemen modelimizi uygulamaya başlayalım. Modelimizi uygulamaya başlayalım. 7 tane kenar patımız için ördüğümüz trabzanlarımızı örerek hazırladım ve örümceğimizi yaparak modelimizi kurmaya başlıyoruz. Örümcek yapmayı şöyle bir hatırlayalım birlikte. İlmeğimizi biraz uzatalım ve şöyle ipimizi örüyor gibi alalım geçirelim ve elimi tuttuğum yerden bakınız tek katının içerisine girelim ve bir tane örerek kapatalım bir tane örümceğimi bu şekilde yaptım ve e, kapadıktan sonra hemen şuradaki bir zincirimizi bir diye sayıyorum ikinci olarak trabzanımın ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum bir tane örümceğimi yaptım ve hemen burayı bakınız bir zincirim atladım sıradaki trabzanımın üzerine gelerek battım ilk trabzanıma battım hemen bir tane daha örümceğimi yapıyorum şöyle tekrar birlikte yapalım bakınız şöyle ilmeğimizi uzatalım elimi tutuyorum uzattığım yerden ipimi şu şekilde alıyorum tek katının altından girerek bir tane zincirle kapatıyorum ve aşağıdan saymaya başlıyorum 1 2 3 3. Üçüncü trabzanın üzerine giriyorum ve örmeye başlıyorum bakınız 1 2 3 bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere ikinci bir trabzan örüyorum ikili trabzan aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum bir trabzan içerisine toplamda 3 tane trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Bakınız önde Şöyle iki tane örümceğimiz var ve ortada bir tane trabzan üzerinde üç tane trabzanımızı ördük. Üçüncü trabzanımızdan sonra yine bir tane örümceğimi çekiyorum ve başlıyorum. Bir, iki. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bakınız burası önemli. İkinci trabzanımın üzerine battım. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Saymaya başlıyorum. Tığımın başını dolayarak 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve aynı yere toplamda 3 tane olacak şekilde trabzanlarımı örüyorum. İkinciyi ördüm ve üçüncü trabzanımı ördüm. Tığımın şöyle uzatıyorum ipimi, başını doluyorum, bir tane örümceğimi örüyorum ve hemen sayıyorum 1 2 iki. ikinci trabzanımın üzerine batıyorum örümceklerimizi ikinci trabzanımızın üzerine batıyoruz trabzan öreceğimiz yere ise üçüncü trabzan üzerine atlayarak örüyorum Evet örümceğimizi yapıp battıktan sonra bir tane daha örümceğimi uzatarak örüyorum kapatıyorum ve saymaya başlıyorum tığımın başını doluyorum çünkü trabzan grubumuzu hazırlayacağız 1 2 arada bir tane zincir çekmiştim buraya giriyorum ve 3 tane trabzanımızı bu noktaya örüyoruz 2 ve 3 uzatıyorum örümceğimi 3. trabzandan sonra bir tane örümceğimizi uzatalım ve başlayalım 1 2 iki. ikinci trabzanımın üzerine batıyorum tekrar örümceğim için uzatıyorum ilmeğimi ve başlıyorum Tekrar bir tane bakınız kapattıktan sonra tığımın başını doluyorum sayıyorum 1, 2, 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve aynı noktaya 3 tane trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. 3 üç trabzan bir çift örümcek olarak örüyoruz ve devam edelim. Üçüncü trabzanın üzerine hemen örümceğimi örüyorum. 1 2'ye batıyorum. Tekrar uzatıyorum ilmeğimi ve örümceğimi örüyorum. İkinci örümcekten sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzanıma batarak bir tane trabzan yanına ikinci trabzan ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Aynı yere üç trabzanımızı ördükten sonra tekrar uzatıyorum bir tane örümcek örerek kapatıyorum ve bir ikinci trabzan üzerine batıyorum tekrar örümceğimi uzatıyorum tığımın başını doluyorum ikinci örümcekten sonra ve saymaya başlıyorum bir boşluğu sayıyorum iki ve sonrasındaki gelen ilk trabzanıma üç diyerek batıyorum ve aynı yere üç tane trabzanımı örüyorum iki üç tekrar uzatalım 1 2'ye batıyorum. Tekrar ikinci kez örümceğimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. 3 tane aynı noktaya trabzanımızı burada örüyoruz. 1 2 ve 3. Evet bu şekilde sıramızı sonuna kadar gelelim. Bir tane örümcek yatıp yapıp ikinci trabzan üzerine batıyoruz. İkinci örümceğimizi yaptıktan sonra tığımızın başını dolayarak üçüncü gelen trabzanın üzerine aynı noktaya üç tane trabzanımızı örüyoruz ve bu şekilde sıramızı başa kadar getiriyoruz. Modelimizde birinci sıramızı buradan başlamıştık. Bakınız örerek geldim ve en son yerdeyim. Her iki modelimizin trabzanlardan öncesi kurulumunun birebir aynı olması gerekmekte. Bakınız burası kesinlikle trabzanla bitmemeli. Yine aynı başladığımız gibi örümceğimizde sona ermeli. Örümceğimizde batıp ve en son yine örümceğimizi hazırlayıp trabzanınıza geçme şeklinde örmeliyiz. Şöyle bakalım başlangıcımıza bakınız. Örümceğimizi çekip hemen birinci trabzanımızın üzerine batmıştık. Şimdi bitişteki yaptığımız işlemimize bakalım. Örümceğimizi bu taraftan geldim. Birinci trabzanıma battım. Yeniden ikinci bir örümceğimi hazırladım. Hemen kenar trabzanımı örüyorum. Bakınız buradan ilk iliğimizi sizlerle beraber bırakmıştık. Daha sonrasında 1-2-3 sıra ördüm. Dördüncü sırada iliğimi açtım. Şimdi 3 sıramı ördüm. Bu geldiğim sırada İliğimi açmam gerekmekte. Bakın 3 tane iliksiz sıram var. 1 2 3 dördüncü de açtım. Şimdi 1 2 3 de iliğimi açmam gerekmekte. Şimdi hem geçişimizi yapalım örümceğimizde hem de iliğimizi birlikte açalım ve 3 tane iliğimizi sadece robamız için kullanacağız. Aşağıya ilik açmayacağız. Burada beşer tane yani tam 5. de 1, 2, 3, 4, 5 iliğimizden iliğimize sayarsak. İliklerimizi saymadan sadece arayı sayarsak 3 tane trabzan ve bir ilik şeklinde 3 ilikle roba kısmımızı tamamlıyoruz. Örümceğimi hazırladım. Tığımın başını doluyorum. Birer birer kenar trabzanlarımı örüyorum. 2, 3. ördüm. 4 bir tane zincir çekiyorum ve ileğim için hazırlama yapıyorum aşağıdan atlıyorum diğer trabzanımı örüyorum 2 ve diğerini de örüyorum 3 3 tane bakınız sağda 3 solda ortada da bir tane zincirim ve ileğim toplamda 3 ileğim bu şekilde bitirdim 1 2 2 tane zincir çekiyorum ve geri dönüşümü yapıyorum birer birer trabzanlarımı örüyorum İliğim için yaptığım zincirimin üzerinde de bir tane trabzanımı hazırlıyorum. Şöyle incilerimi biraz ileri atıyorum. Bir, iki, üç. Bakınız şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 7 tane trabzanımı ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Gövde bölümümüze geçtik. Bakınız şöyle bir tane örümceğimizi uzatalım 7. trabzanımızın üzerinden. Şöyle kapatıyorum. Ve 3 tane trabzanımızı örmüştük. Aynı yuvanın içerisine birinci trabzanımın üzerine geliyorum. Şöyle bir tane sık iğnemle batıyorum. Birinci sık iğnemizi ördükten sonra ilk trabzanımın üzerine ikinci sık iğnemin olduğu yere incimi getiriyorum. İncimi getiriyorum ve buraya incimi örmek istiyorum. Diğer tarafa düz yönü duracak şekilde. İkinci trabzanımın üzerine önce batıyorum. İncim bakınız orada duruyor. İpimi bakın önce trabzan üzerine batıyorum. İpimi doluyorum. Şu şekilde kapatıyorum ve incim diğer tarafta kalıyor. Hemen diğer üçüncü sık iğnemi de örüyorum ve üç tane sık iğnemin ortasında incimi kenetliyorum buraya ve başlıyorum. Bir tane örümceğimi yapıyorum ve bir örümcek daha yapıyorum İki örümceği peş peşe ördükten sonra birinci trabzanın üzerine gelerek sık iğnemi örüyorum İkinci kez bir tane inciyi alıyorum önce trabzan üzerine batıyorum ipimi alıyorum incimin orada kilitlenmesini sağlıyorum ve üçüncü trabzanın üzerine de bir tane sık iğnemi örüyorum ve uzatıyorum iki tane ardarda örümceğimi örüyorum. Ve birinci trabzanımızın bakınız 3 trabzanımızın ilkine gelerek batıyorum. İkinci trabzanıma geldiğim zaman bir tane incimi yaklaştırıyorum. İkinci trabzanın olduğu yere giriyorum. incimin dışından alıyorum. Ve oraya kilitliyorum. Bakınız çok güzel bir şekilde hepsi önde kilitli bir şekilde kalıyor. Ve üçüncü trabzanımın üzerine sık iğnemi örüyorum. Peş peşe iki tane örümceğimi örüyorum. Birinci trabzanın üzerine bir sık iğnemle batıyorum. İncimden bir tane yaklaştırıyorum. Burası çok önemli bakınız. Önce trabzanın üzerine batıyorum. Sonra incimin, bakınız incim bu tarafta kalıyor. Alıyorum, kilitliyorum. Ve bir tane daha sık iğnemi örüyorum. 2 örümceği ardı ardına örüyorum ve trabzanımın üzerine batıyorum sık iğne ile incimizden bir tanesini çekiyoruz bakınız şu şekilde bitişik geldi bitişik ya makasla ya sert bir şeyle burayı ayırabilirsiniz İncimi ayırdım bakınız ve geldi böyle birleşik çıktığı zaman ya makasla makasla dikkatli ayırmak lazım ee, İpinizi de kesebilirsiniz eğer ipi kesersek örülmeyecek yani örgümüzün boncuk geçmeyecek bir şekilde düğümümüzü atmamız gerekmekte. İncimizi öreceğimiz zaman önce ikinci trabzanıma batıyorum. İncim bu tarafta kalıyor. Ardından alıyorum ve incimi ön tarafta kalacak şekilde kilitliyorum. Ve hemen yanına üçüncü sık iğnemi örüyorum. Arka arkaya iki tane örümceğimi örüyorum. Ve birinci sık iğnemi örüyorum. Üç trabzanımın üzerine tekrar incimizden bir tane yaklaştırıyoruz ikinci trabzanıma önce batıyorum ipimle alıyorum kilitliyorum ve üçüncü trabzanın üzerine üçüncü sık iğnemi de örüyorum tekrar iki tane bir ve iki örümceğimi örüyorum birinci sık iğnemi örüyorum ilk trabzanımın üzerine sonrasında incimi çekiyorum yaklaştırıyorum ikinci trabzanıma giriyorum ipimi alıyorum kilitliyorum ve üçüncü sık iğnemi trabzanın üzerine örüyorum ve şöyle görelim bakınız gayet hoş durdu şöyle bakın Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Trabzanlarımızın üzerine 3 tane sık iğne örüyoruz. Tam ortadaki İkinci sık iğnemizin üzerine incimizi kilitliyoruz ve araya iki tane örümceğimizi uzatıyoruz. Robamızın ikinci sırasını da örerek geldik. Örümceklerimizi ördük, incimizi yerleştirdik ve en son trabzanımızın olduğu yere geçişimizi yapıyoruz. Bir tane örümceğimi örüyorum. Tığımın başını dolayarak 7 tane trabzanımın olduğu bölüme geçiyorum. Bir tane bakınız. örümceğimizi yaptıktan sonra kenar katımızı birer birer örüyorum 6 ve 7 en son trabzanımı da örüyorum İki tane zincirimi çektikten sonra tekrar 7 trabzanımı örerek dönüşümü yapıyorum Bu sıramızda tekrar e, incimizi kullanmadan öreceğimiz sıramız olacak. Bu sıra İncimiz için zeminimizi hazırlayacağız. Diğer sıramızda ise incimizi öreceğiz. Burada modelimizi kaydıracağız. Modelimizi hep üst üste kurmayacağız. Bakınız, burada trabzanlarımızın olduğu bölümümüz vardı. Bu kez modelimizi kaydırarak trabzanlarımızı bu iki tane örümceğimizin tam ortasındaki yere batarak yeniden trabzanlarımızı buraya kuracağız. Buraya sadece batıyoruz. Trabzanlarımızın olduğu yere ise tekrar şu iki tane örümceğin arasına üçer trabzanlarımızı kuracağız. Şöyle devam edeceğiz ve bu şekilde modelimiz kaymış olacak. İlmeğimi uzatıyorum. Bir tane örümceğimi örüyorum. Ve incimi kapamış olduğum yere gelerek batıyorum. Şu şekilde bir tane daha örümceğimi örüyorum alt sıradaki iki örümceğimin ortasındaki bölüme 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımı buraya ördüm. Bakınız burada modelimizi kaydırdık. Bundan sonraki bölümde incili yerimiz burası olacak. 3 trabzanımın olduğu yer. İlmeğimi uzatıyorum. İncimin olduğu yere gelerek batıyorum. Daha sonra tekrar ilmeği uzatıp bir tane örümcek yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Alt sıradaki iki örümceğimin birleşme yerinin içerisine giriyorum. Bir. Aynı yere iki ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Tekrar bir tane örümceğimi uzatıyorum. İncili yerime gelerek batıyorum. Yine ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Alt sıradaki iki tane örümceğimin arasındaki bölüme girerek üç trabzanımı bu araya örüyorum. 2 ve 3. Tekrar ilmeğimi uzatarak bir örümcek örüyorum. İncimin tepesine gelerek batıyorum. Yani ardındaki boşluğa bir örümceğimi uzatıyorum. İki örümcek arasına girerek trabzanlarımı örüyorum. Aynı yere 3 defa. 2 ve 3. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. İncimin olduğu yere batıyorum. Ve tekrar uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki bölüme girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 tekrar ilmeğimi uzatıyorum incimin olduğu yere girerek batıyorum. Evet bu sıramızda bakınız modelimizi kaydırdık ve e, alt sıradaki iki örümceğin arasına 3 trabzanımız ördük. İncemizin olduğu bölüme ise birer örümcekle geldim battım. Bir örümcekle tekrar trabzanlarımın olduğu yere doğru ilerledim. Şu şekilde sıramızı tamamlayalım ve sıra sonunda görüşelim. Modelimizi kaydırarak sıramızın sonuna kadar örerek geldik. Bakınız Üçer tırabzanımızı ve örümceklerimizi ördük. Sıramızın sonundayız. Bir tane örümceğimi ördüm. Ve geçişimi yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen 7 tane kenar tırabzanımın olduğu yere geçiyorum. Tırabzanlarımı birer birer ördükten sonra tekrar dönüşümü yapıyorum. 7 trabzanımı ördüm örümceğimle şu şekilde geçtikten sonra tekrar bir iki tane zincirimi çekiyorum hemen arka yönü çeviriyorum 7 kenar trabzanımı hızlıca örüyorum şimdi incili sıramızı örmeye başlıyoruz incili sıramızda Üçer tane trabzanımızı ördüğümüz yerlerdeki sıkı iğnelerimizin olduğu bölümlerin tam ortasına gelerek incemizi örüyoruz. Sağına bir soluna ise birer tane sıkı iğnemizi örüyoruz. Şimdi ilk başlangıçta 7 tane trabzanımı ördükten sonra 2, 4, 6, 7 örümceğimi yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane örümceğimi ardarda arda örüyorum. Bakınız başlangıç yerinde. İki örümceğimi ördüm hemen 3 tane trabzanımın olduğu yere geçiyorum sık iğnemi örüyorum bir tane sık iğnemi ördüm birinci trabzan incimi alıyorum geçiriyorum önce ikinci trabzanın üzerine batıyorum örüyorum ve kapatıyorum bakınız incimiz orada bağlanıyor Tekrar üçüncü trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde incimi ortaya sabitlemiş oluyorum. İki tane örümceğimi ard ardına yapıyorum. Trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Birinci sık iğnemi örüyorum. Hemen incimden bir tane yaklaştırarak alıyorum. Takıyorum. Önce bakın incimi geçirdim. İkinci trabzanımın olduğu yere battım etrafından dolaşarak incimi oraya kilitledim ve incimden bir sonra daha sık iğnemi ördüm şu şekilde düzgün bir şekilde incimizi yerleştirdim arkasından bir ve iki tane örümceği birbirine bağlı bir şekilde ördüm 3 trabzanımın ilkine battım incimi tekrar alıyorum yerleştiriyorum Önce ikinci trabzana sonra ipimi alıyorum. Buraya bağlıyorum. Ardından bir tane daha sık iğnemi örüyorum ve incim bu şekilde yerleştirilmiş oluyor. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim. İki tane örümcek, üç sık iğne, ikinci sık iğne de incimizi yerleştirelim ve sıramızın sonunu tamamladıktan sonra trabzanlarımızı örelim. Yeni başlangıçta tekrar görüşelim. Tekrar sıramızın başına geldim. Kenar patımı ördüm. Şimdi sıramı aynı şekilde takip etmeye başlıyorum. Hemen ilmeğimizi takalım ve örümceğimizi örerek başlayalım. Bir tane örümceğimi örüyorum. Ve iki tane örümceğimin tam ortasındaki birleşme noktasına girerek üç tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 3 trabzanımı ördükten sonra bir tane daha örümceğimi yapıyorum. Yapmış olduğum örümceği hemen incimin üzerine gelerek batıyorum. Tekrar bir örümcek örüyorum. Aradaki iki örümceğin olduğu yere giriyorum. 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar yuvalarımızı ardarda arda kuruyoruz. Bir örümceğimi yapıyorum. İncimin üzerine batıyorum. Tekrar bir tane daha örümceğimi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. Uzatıyorum. Batıyorum. İncimin üzerine. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum tığımın başını doluyorum araya girerek 3 trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 uzatıyorum örümceğimi incimin olduğu yere batıyorum tekrar bir tane örümceğimi örüyorum 2 örümcek arkasının arasındaki birleşme noktasına girerek 3 tane trabzanım örüyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar örerek ilerleyelim Şöyle görelim. Araya 3 tane her iki örümceğimizin arasına 3 trabzanımızı örüyoruz. Bir tane örümceğimizi uzat, incimizin hemen üzerine batıyoruz. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Başa kadar örerek geldim. Yeleğimin roba kısmını ve görmüş olduğumuz gibi ayraçlarımızı taktım. Bütün bölümlerimizi ayırdık. Artık bu sıramızda kolumuzu örmeden e, önlerimizi arkamıza birleştireceğiz ve kolumuzu ayrı olarak bırakıp sadece gövdemizi örmeye başlayacağız. Şöyle görelim. Bakınız önümüzdeki robamızın olduğu bölüm Bir, Bak kenar patımızdan sonra bir. 2, 3, 4, 4 tane trabzanlı olan bölümümüzü ayırdım ve bir tane her iki trabzan arasına olacak yeri ayracımı taktım. Şimdi kolum için saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane trabzanlı bölümümüzü ördüm. Araya tam araya bakınız. Ayracımı taktım ve arkama geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane de arkam için trabzanlı bölüm ayırdım. Tekrar her iki trabzanlı bölümün ara kısmına ayıracımı yerleştirdim. Tekrar kolumu saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra en son öne geliyoruz. 1, 2, 3, 4. Bütün bölümlerimizi eşit bir şekilde ayırdık. Yine şöyle bir göstermek istiyorum. Bakınız, kolumuzun olduğu bölüm kenar patlarımızdan ayracımın olduğu yere kadar 4 tane. Hemen kırmızı ayracımdan diğer beyaz ayrıcıma kadar sayalım. 2 4 6 ve 7 bakınız. Ayracıma geldim. Arkamız için şöyle bakalım. Beyaz ayracımdan sonra devam ediyorum mavi ayracıma kadar şöyle görelim bu kısmımız arkamız 2 4 6 8 10 Mavi aracımdan tekrar diğer mavi ayıracıma kadar 2, 4, 6 ve 7 ve en son olarak önümüzü şöyle görüyoruz. 2 ve 4. Şimdi örmeye başlayalım. 7 tane trabzanımı ördükten sonra ilmeğimi uzatıyorum ve ilk örümceğimi yapıyorum. Ve kolumuzu birleştireceğimiz sıramıza bu şekilde başlıyoruz. Bir tane örümceğimi uzattıktan sonra bir tane incimi şöyle yaklaştırıyorum. Hemen 3 tane trabzanımın üzerine geliyorum. Birinciye batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. İncimi aktarıyorum. İkinci sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Arada incimi örüyorum ve üçüncü sık iğnemi de bu şekilde örüyorum. Daha sonra bir, ve ikinci bir örümceğimi daha yapıyorum diğer üç tane trabzanımın olduğu yeri geliyorum ilkine batıyorum sık iğnemi incimi yaklaştırıyorum ve ikinci trabzanıma batıyorum incim bu tarafta kalıyorum ve örüyorum üçüncü sık iğnemi de örüyorum üç tane sık iğnemi birisinde incim olacak şekilde ördükten sonra İki tane örümceğimi örüyorum ve bir sonraki trabzanımın üzerine sık iğne olacak şekilde batıyorum ve incimi aktarıyorum örüyorum şöyle görelim bakınız birer birer incilerimizi ikinci sırada ördük ve ilerleyelim Zanımın üzerine önce batıyorum sonra kavruyorum araya incimi sıkıştırıyorum ve şu şekilde yerleştirmiş oluyorum ve üçüncü sık iğnemi örüyorum araya bir tane örümcek hemen ardına ikinci örümceğimi örüyorum diğer trabzanın üzerine geçerek sık iğnemi örüyorum İncimden bir tane yaklaştırıyorum önce ikinci trabzanıma batıyorum sonra incimi kavrayarak kapatıyorum öne güzelce düşmüş oluyor iki tane örümceğimi örüyorum ardarda arda incimizi ördüğümüz yerdeki örümceklerimizi hep çift olarak örüyoruz bir tane sık iğnemi örüyorum hemen incimi yaklaştırıyorum ilmeğimi yanına yaklaştırdım trabzanımı örüyorum ve kapatıyorum Trabzanımın üzerine sık iğnemi örüyorum bakınız sık iğne örüyoruz sonrasında yine ilmeklerimi uzatıyorum örümcek olan ilmeklerimi bakınız iki tane ardarda arda ve geçiyorum trabzanın üzerine bir tane sık iğne örüyorum hemen incimden alıyorum incimi epey geri atmışım Evet incimi getirdim ikinciye batıyorum ve kapatıyorum üçüncü sık iğnemi de ördüm trabzanımın üzerine batarak şimdi örümceğimi iki defa uzatıyorum bir iki bakınız kol altından geçişimizi bu şekilde yapıyoruz iki örümceğimi arda arda örüyorum hemen bakınız ayracımın olduğu yer şöyle bakıyorum diğer ayıracımın olduğu yere kadar geliyorum şöyle diğer ayracımı görüyorum Ayrıcımdan sonraki bölümün üzerine gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne olarak hemen incimi getiriyorum. Ve ikinci trabzanıma batıyorum. İncimi buraya sabitliyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine sık iğnemi yapıyorum. Ve bakınız kolumuzu bu şekilde birbirine bağladık. İki tane örümceğimizde geçişimizi yaptık. Bu şekilde kolumuz bağlandı. Şöyle ayraçlarımızı çıkaralım artık. Şöyle. Bir tane çift örümceğimiz ördük. İncimizi taktık. Sık iğnelerimizi ördük. Çift örümceğimiz incilerimizin olduğu çift örümceğimiz incimiz çift örümceğimiz. İncimizi de yaptık taktıktan sonra 4 tane incimizi taktık bakınız hemen 4 inciden sonra gelecek olan örümceğimizde kol altından arkaya geçtik kolumuzu ayırdık 4 inciyi kullandık diğer aradaki çift örümceğimizde arkaya bağlandık buradan sonrasında arkayı örmeye devam ediyoruz yine aynı şekilde örüyorum çift örümceğimi örüyorum bir ve uzatıyorum 2 çift örümceğimi ördüm. Hemen trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum. İncimden alıyorum. Önce ikinci trabzanın üzerine batarak sık iğnemi örüyorum ve incim bu şekilde sabitleniyor. Üçüncü örüyorum sık iğnemi ve çift örümceğimi örmeye başlıyorum. Birinci sık iğnemi ördüm. İncimi takıyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Ve üçüncü sık iğnemle diğer işaretli olan bölümüme kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Beyaz ayracımı taktığım yere kadar bir incimizin olduğu bölümü bir iki tane örümceğimizin olduğu bölümü örelim ve arkamızdaki bu beyaz ayracımın olduğu yere gelelim. Sonrasında kolumuzu ayırarak önümüzü de örelim. Arkamızı örerek geldim. En son ayracımızın hemen yanındayız. En son incimi taktım. Örümceğimi uzatıyorum. Birinci örümceğimi örüyorum. İkinci örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum. Buradaki ayracımdan diğer ayracımın olduğu yere kadar kolumu büküyorum. Bakınız bir ayraçtan diğerine kolumuzu büktük. Hemen 3 tane trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum. Ve bir tane incimi aktarıyorum. Yanına giriyorum. Diğer trabzanımın üzerine sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde kolumuzun ikincisini de birleştirmiş olduk. Artık sadece önlerimizi ve arkamızı örerek ilerleyeceğiz ve buraya kadar ördüğümüz şekliyle örelim sıramızın başına gelelim ve bitişte görüşelim İki örümceğimizi ardarda arda örüyorum hemen trabzanımın üzerine sık iğnemi ördükten sonra ikinci incimi getiriyorum bağlıyorum iki tane örümceğimi tekrar uzatıyorum çok çok zevkli örmesi hiç problem olmadan hiç kafamız karışmadan çok rahatlıkla her yaş grubu için zevkle örebiliriz. Evet sıramı sonuna doğru örerek tamamlıyorum. Kolumuzu birleştirdiğimiz sırada başlangıcımız ve bitişimiz bakınız birer örümcek olacak. Kolumuzu birleştirdim hemen geldim. Bakınız aradaki e, olan bütün örümceklerimizi çift olarak örüyoruz. Ama başlangıç ve bitişimiz tek örümcek olarak e, devam edecek. Hem başlayacak hem sona erecek. Kenar patımı ördüm. Ve kolumuzu birleştirdikten sonraki İlk sıramızı örmekteyiz. Bakınız birinci örümceğimi yaptım. Hemen incimin üzerine girerek batıyorum. İncimin olduğu yerden bir tane örümceğimi çıkarıyorum. Çift olarak ördüğüm örümceğim tam ortasına girerek 3 tane trabzanımı tam orta yere örüyorum. Bakınız modelimiz iki sırada bir kendisini zaten tekrar etmekte. Aynı işlemi yapıyoruz. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken kafamızı belki karıştıracak olan e, kısım başlangıç ve bitişte. Bakınız burada çift örümceğimiz e, yok. Şurada. Bakınız. Sadece şu kısımda geçiyoruz. Modelimiz trabzanımıza yakınsa çift örmüyoruz. Bakınız. Buradan sonraki bölümde bir sonraki bölümde çift olarak örmemiz gerekecek. Şu kısma dikkat ettikten sonra bakınız şuraya hiç kafamız karışmadan e, yeleğimizi tamamlar. Sadece şuraya dikkat edelim. Modelimizi buraya kurduktan, kaydırdıktan sonra tekrar buraya alabilmemiz için sadece bu kısmımızda çiftli başlıyoruz. Diğerleri hep tek örümcek olarak devam ediyor. Bu kısmı karıştırmamaya dikkat edelim ve yeleğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örelim. Evet gövdemizi birleştirdik. Önlerimizi bakınız arkamızı şöyle görelim. Yeleğimizi sıralamalarımızı birbirini takip ederek örmeye devam ettirelim. Şöyle görelim bakınız. Arkamızı çevirerek bakalım. Arkamızdan da bu şekilde görülecek yeleğimiz. Evet şimdi birbiri ardına gelen sıralarımızı düzenli olarak takip edelim ve istediğimiz ölçü gelince tekrar görüşelim. İncili bebek yeleğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim ve yeterli ölçü olunca e, tamamlamak üzere şu an sizlerle birlikteyiz. Bakınız incilerimiz gayet güzel bir şekilde dizildi. Şöyle görelim. Çok hoş bir yelek çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi en son sıramızı örmeye başlayalım. En son sıramızda kenar lastiklerimi ördüm. Bakınız. Trabzan öreceğimiz sıralarımızdayız şu anda. 3 trabzan, 3 trabzan, 3 trabzan örümceklerimizin arasına öreceğimiz yerdeyiz. Burasını son sıra olarak yapacağımız için burada e, trabzanlarımızı, 3 trabzanlarımızı birerde 3 zincirden oluşan kirpik çalışması yapacağız. Ve son sıra olarak tamamlayacağız. Hemen bir tane örümceğimi yapıyorum. İncimin olduğu yere girerek batıyorum. Tekrar bir tane örümceğimi uzatıyorum. Ve İki örümceğin arasındaki bölüme giriyorum, trabzanım örüyorum. Bir tane trabzanım ördükten sonra 1, 2, 3, üç zincirimi çekiyorum, hemen arkasına batıyorum boşluğa ve bir tane kirpiğimi oluşturuyorum. Aynı yeri ikinci bir trabzan ördüm, 1, 2, 3 tane zincirim çekerek araya giriyorum. Her iki tane trabzan arasına girdim. Üçüncü kez trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum ve araya giriyorum. Son yeleğimizin alt kısmını bu şekilde örerek tamamlayalım. Aradaki örümceklerimizi ise yine aynen sıraya uygun olarak örelim. Bir tane örümceğim hemen incimin üzerine batıyorum. Sadece kirpikli trabzan yapıyoruz. Tek farkımız o. Bir örümceğimizi yapıyoruz tığımızın başını dolayarak iki örümceğin ortasındaki noktaya girerek bir tane trabzan 1 2 3 zincir hemen ardına giriyorum aynı yere ikinci trabzanım örmek için batıyorum 1 2 3 zincir araya giriyorum 1 2 3 araya giriyorum örümceğim için ipimi uzatıyorum ve bir örümceğimi örerek incimin olduğu yere gelerek batıyorum ve bu şekilde en alt sıramızı örerek tamamlıyoruz. Yeleğimizin alt kısmına kirpiklerimizi yaparak tamamladık. Şimdi ipimi kopardım. Hemen ipimizi içeriye alalım ve yeleğimizin artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bir boynuna kordon yapıp 3 tane de düğmemizi diktikten sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek ipimizi şu şekilde içeriye alıyorum. Yukarıya doğru şöyle gizleyelim. Bir tane de tersine atalım çözülmesin. Kordonumuzu İsterseniz birkaç kat yaparak kıvıra kıvıra yapabilirsiniz. Dilerseniz eksi zincirimizi çekerek örebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ben zincir çekeceğim. Şöyle biraz bol ve rahat bir zincir çalışması olacak. Boynumuza yetecek kadar ve ucuna minik birkaç tane yani iki çiçeğimizi uçlarına yerleştirecek kadar uzunlukta örelim. zincirimi çekmeye devam ediyorum. Evet, epeyce bir uzun zincirimi çektim şu şekilde. Yarım metreden fazla zincirim oldu. Şimdi yeleğimizin kutucuklarımızın olduğu bölümden geçirmeye başlayalım. Şöyle üstten giriyorum. Şuradan bakınız. Üstten giriyorum, alttan değil. Üstten ilk kutucuğun içerisine girdim. İkinci kutuyu alttan alıyorum. Dilerseniz tığımızın yardımıyla da dilerseniz bu şekilde elimizle de alabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. İlk başlangıç noktamızdan almaya başladık bakınız. Şöyle geçiriyorum. Elimle daha rahat ediyorum ben. İster nasıl rahat edecekseniz kontrol tamamen rahat edeceğiniz şekilde ayarlayalım. bir alttan bir üstten her kutumuzun içerisine mutlaka girerek içinden geçmesini sağlayalım zincirimizi sonucunda herhangi bir büzülme olmasın birer birer ilerliyorum Zincirimizi de koparmadık. Diğer taraftaki ördüğümüz eğer fazla gelirse zincirimizi buradan sökerek çiçeğimizi hemen ucuna yapabiliriz. Burayı lütfen sökmeyin Yani koparmayalım. Zincirimiz eksik gelirse uzatalım. Kısa yani uzun gelirse de sökelim çiçeğimizi örelim. Ona göre ayarlamamızı yapalım. Yani kesinlikle hemen koparmayalım zincirimizi. Tedbir amaçlı bırakalım. Evet diğer uca kadar bu şekilde geçiriyorum. Zincirimizi bakınız şu şekilde diğer ucunu yaklaşık bir karış kadar ayırdım. Bu tarafta da bir karış kadar kaldı. Evet şimdi çiçeğimizi örmeye başlayabiliriz. İlk önce bir tane incimizi kilitleyelim. Şöyle zincirimi düzeltiyorum. Bir tane incimi kilitledim. Geriye doğru saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine tığımın başını doluyorum ve giriyorum. Bir ve iki. İki tane trabzanımı örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra yine bir tane incimi alıyorum. Buraya kilitliyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç zincirimi çekip hemen trabzanlarım için battığım yere girerek batıyorum. Şu şekilde bir tane çiçeğimizin yaprağını oluşturmuş oluyoruz. 1, 2, 3 zincirle çıkıyorum. Çıkmış olduğum yere hemen bir tane incimi kilitliyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yuvaya 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 2 trabzanımı ördükten sonra bir tane daha incimi alıyorum. Buraya kilitliyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi yuvamın içerisine gelerek batıyorum. Şu şekilde tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 tane incimi kilitliyorum. Tığımın başını dolayarak 2 trabzanımı araya örüyorum. 1 ve 2. Iki. 2. trabzanım tamamladıktan sonra tekrar 1 tane daha incimi alıyorum kilitliyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 aynı yuvanın içerisine gelerek batıyorum bu şekilde minik bir çiçeğimizi oluşturduk şöyle diğer tarafa geçip şöyle bakınız önden diğer tarafa geçip aradaki açıklığı kapamak için bağlayalım bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi keselim İncili çiçeğimizi de bu şekilde örmüş olduk. Şöyle görelim. Gayet güzel bir çalışma oldu. Buradaki ipimizi de hemen içeriye gizleyelim. Şöyle arkasını çeviriyorum çiçeğimizin. Hemen altından girerek gizleme çalışmalarımı yapıyorum ipimi. İpimizi örgümüzün içinde kaybedelim kötü bir görüntü oluşmasın. Biraz daha çektikten sonra aynı yerde bakınız. Geriye doğru ilerleyeceğiz. Evet şimdi geriye doğru çekiyorum ve bu şekilde kilitliyorum. Bir daha. Ve ipimi kesiyorum diğer çiçeğimizi de aynı şekilde örerek tamamlayalım. Birer inci takalım bakınız. Evet diğerinde aynı şekilde ucumuzu örelim. Evet her iki bağcığımızın ucundaki çiçeklerimizi tamamladım. Bu şekilde yeleğimiz tamamlandı. Sadece 3 tane düğmemizi diktikten sonra ileğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.